Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber. Bugünün tarihi 28 Eylül. Dün Huawei bir lansman gerçekleştirdi ve lansmanda ürünlerini tanıttı. Gerçekten çok güzel ürünler vardı ve onlardan biri de Huawei Nova 10 Pro. Bu ürünleri daha öncesinde IFA'da görmüştük ama şimdi daha detaylı inceleyeceğiz. O zaman hemen uzatmadan başlıyorum. Anlatmaktan çok zevk alacağım çünkü tam benlik bir telefon. O zaman tasarımıyla başlıyoruz. Tasarım konusunda gerçekten çok başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. İhtişamıyla biliniyor. Şuradaki yıldız görünümlü halkası, altın varaklı bir halka bulunuyor. Arkası cam kapak. Bu gördüğünüz üzere detaylarda eminim şu an görüyorsunuzdur. Kenarları böyle altın kaplama gibi artık nasıl adlandırılıyor bilmiyorum. Nova tarafında da yine altın rengiyle görüyoruz. Gerçekten çok şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ekran tarafında da böyle yan tarafı kavisli 3D ekran kullanmış ve çok hafif bir telefon. Gerçekten 191 gramlık bir ağırlığı var ve 7.8 milimlik inceliği bulunuyor. Bence oldukça güzel. Böyle siz de görüyorsunuzdur eminim şu an. Çok güzel bir telefon. Gerçekten bayıldım. Arka tarafında cam kapak olduğunu söylemiştim. Bu cam kapağın parmak izi tutmaması da bence oldukça güzel. Ben bu özelliği seviyorum. Yan tarafında kavisli ekran olmasından ötürü çok ince bir güç düğmesi ve ses açma kapama düğmesi bulunuyor. Üst tarafta bir hoparlörümüz, alt tarafta yine bir hoparlörümüz, Type-C girişimiz ve SIM girişimiz bulunuyor. Cihazın sol üst köşesinde de ultra geliştirilmiş bir iki tane kamerası var. Ona da kamera tarafına geleceğiz. Gerçekten bayılacaksınız çünkü böyle bir özellik yok. Dedikten sonra tasarımı yavaştan kapatıyorum. Tasarım konusunda mükemmel, harika işler çıkarmışlar. En azından ben çok sevdiğim için böyle anlatıyorum. Bilmiyorum ama harika. Dedikten sonra ekran tarafına geçiyoruz. Ekranda da telefonumuzun 6.78 inçlik bir ekranı bulunuyor. Bu ekran 1200x2652 Full HD Plus çözünürlük sağlıyor. 120 Hz'e kadar tazeleme hızı bulunan bu ekranımız 300 Hz'e kadar da dokunmatik örnekleme hızı sağlayabiliyor. Oyunlarda çok daha hızlı yanıtlar alabiliyorsunuz bu şekilde. Aynı zamanda 1.7 milyar renk kapasitesi seçeneğiyle de dizilerinizde, filmlerinizde 4K ne izliyorsanız çok güzel, çok canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Dedikten sonra ekran tarafında bir de bahsedeceğim şu özellik var. Bu aynı zamanda kamerayı da sensörleri de kapsıyor ama yüz tanıma, Face ID'yi ve parmak izi okumayı çok çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Çok hızlı bir şekilde uyanıyor telefon. Bence bu da çok artı bir özellik. Yani yüzün tanımasını bazen yapamayabiliyor ki gözlükle ben bu taramayı yapmıştım. Gözlüksüz bir şekilde bile yüzümü çok rahat bir şekilde tarayabiliyor. Bence bu da oldukça güzel bir özellik dedikten sonra uzatmıyorum. Donanıma geçiyorum çünkü kamera konusunda çok çok uzun konuşacağız. Geldik şimdi cihazın donanım tarafına. Donanım tarafındaysa şu an siz de teknik tabloyu görüyorsunuz zaten. 8 çekirdekli 6 nanometrik üretim teknolojisiyle üretilen Snapdragon 778G Yonga seti bu telefonda kullanılmış. 8 GB RAM'i 128 GB'lık ve 256 GB'lık olmak üzere 2 tane dahili depolama seçeneği bulunuyor. İşletim sisteminde ise Android 11 ile arayüzünde ise MIUI 12 kullanılmış diyeyim. Bağlantılar tarafına da değineceğim burada kısaca. Bağlantılar tarafındaysa Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'yi telefonumuz destekliyor. O yüzden yavaş yavaş Wi-Fi 6'ya geçerken belki geleceğe siz de yatırım yapmış olursunuz bu telefonla diyeyim. Donanım tarafında bir de bataryadan bahsetmek istiyorum. Batarya tarafındaysa 4500 mAh'lik bir batarya gücü bulunuyor. Bu batarya gücünde 100 Watt'lık bir şarj adaptörümüz var. Kutumuzun içerisinden çıkıyor. Sıfırdan %20 dakikada şarj olabiliyor. Bence bu gününüzü kurtarmak için çok önemli bir özellik. Benim de kendi kullandığım telefonda gece şarj bile etmiyorum. Çünkü diyorum ki sabah uyandığımda hazırlanırken hemen şarja takarım falan. Yani gerçekten hayatınızı kurtaran bir özellik. Dediğim gibi sıfırdan %20 dakikada şarj oluyor. 10 dakikadaysa 20'den 80'e kadar çıkabiliyor. Bence bu da çok çok önemli bir özellik. Eğer telefonunuzda çok fazla uğraşıyorsanız, seyahatlere çıkıyorsanız, oyun oynuyorsanız
hemen şarj olması sizi gerçekten mutlu edecektir ve diğer arkadaşlarınızdan da ön plana atacaktır. Ben bunu çok kullanıyorum. Benim telefonum 15 dakikada şarj oluyor falan. Onlar diyor ki öyle mi? Bu da sizin için bir artı olabilir. Dedikten sonra da ekstra bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı kişilerin aklına şu soru geliyor olabilir. 100 wattlık hızlı şarj telefonun pil ömrünü bitiriyor gibi böyle tereddütler duyabiliyoruz. Bu konuda da şundan bahsetmek istiyorum. Telefonun şarjını taktığınız zaman isterseniz bunu 66 watt'a çekebiliyorsunuz. Bu da sizin tercihinize kalmış bir durum. Ama bana kalırsa şarj döngüsü arttıkça pil sağlığında herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten Huawei pil konusunda oldukça başarılı işler çıkaran bir marka dedikten sonra beni en çok can alan. Böyle anlatmaktan büyük zevk duyacağım. Kamera tarafına geliyoruz. Eğer benim gibi fotoğraf çekmeyi sevenler varsa, selfie çekmeyi sevenler varsa, influencer olmak isteyenler varsa şimdi buraya çok dikkatli dinlesin. Çünkü mükemmel özelliklerle geliyoruz. Şimdi en başında kısaca her zaman olduğu gibi teknik tablolardan devam edeceğiz. Teknik tabloları gördükten sonra deneyimlerimi aktaracağım. Daha ekstra ne özellikleri var onlardan bahsedeceğim. O zaman teknik tablomuz gelsin. Cihazımızın arka tarafında bulunan üçlü kamera sisteminde 50 megapiksellik ultra vision bir ana kameramız, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız, 2 megapiksellik portre derinlik kameramız bulunuyor. Aynı zamanda telefonumuzun ön tarafındaysa 60 megapiksellik bir çift otomatik odaklamalı ön kameramız bulunuyor. Yan tarafındaysa 8 megapiksellik ikinci bir ön kamera yer alıyor. Bu kameralar 4K'ya kadar çekim yapabiliyor. Kameralar diyorum çünkü ön kamera da artık 4K'ya kadar çekim yapabiliyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Biliyorsunuz ki yani genelde kameralarda amiral gemisinde bile arka taraf 4K 8K'ya kadar okey çekebiliyor ama ön tarafta 1080'e kadar çekebiliyorduk. Artık ön tarafta da 4K'ya kadar çekim yapabiliyoruz. Bence mükemmel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Kağıt üzerindeki veriler bu şekilde ama tabii ki her zaman denilen tutmuyor. Testlerimize geçelim. Yani çok güzel testler yaptık. Onları bir izleyelim. Ondan sonra detaylarından tekrar konuşalım. Sizin için ekran videosu aldım anlatacağım şeylerin. Önce onlar bir gelsin. Onlara bir göz atalım. Sonra ben bir şeyler anlatacağım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Herkese selamlar. Şu an Huawei Nova 10 Pro'nun ön kamera testindeyiz. Ön kamerada bu şekilde görünüyor. Birazcık daha hareket ediyorum. Sesim umarım size iyi bir şekilde iletiliyordur. Ön kamerada geniş açıda bu şekilde görünüyorum. Adem'i siz de gördünüz. Şimdi bir de 5x zoom'a gelelim. 5x zoom'daysa bu şekilde yakınlaştırıyor. Gördüğünüz gibi görüntü kalitesi geniş açıda da bence kaybolmuyor. Oldukça güzel. Bir de arka tarafa bakalım. Bakalım arka tarafta da görüntü kalitesi ve ses kalitesi nasıl görünüyor. Şu anda da arka kameradayız. Arka kamerada hareket ediyorum ve bu şekilde bir görüntü kalitesi var. Geniş açıyı alabiliyoruz. Ve yine 6x'e kadar zoom yapabiliyoruz. Nasıl buldunuz? Ben merak ediyorum yorumlarınızı. Beğendiniz mi? Şimdi telefonumuzun vlog moduna geldik. Vlog modunda şu an önde açık, tam dudaklarıma yakınlaşmış bir şekilde aynı zamanda kendime bunu influencerlar ya da video fotoğraf çekmek isteyen kişiler çok daha rahat bir şekilde kullanabilir. Aynı zamanda göz makyajı için, dudak için ya da herhangi bir yer için çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu vlog modunda yukarıya doğru kaydırdığınızda hemen ben önünü açmıştım. Şimdi bunu arka arka yapabiliriz.
Şu an görüyorsunuz yakından bir sayı tabi ve uzaktan bir sayı tabi var. Bunu ön arka yapabiliriz. Hem kendimi görüp hem arkayı görebildiğim ve bunları yakınlaştırabiliyoruz da. Arka arkada yapabilirsiniz. Arka arkada yine sayı tabi ve sayı tabi görüyoruz ama farklı bir şekilde. Ön önde de yine beni ve yine beni görüyoruz ama daha küçük bir resimde ve daha büyük bir resimde olarak söyleyebilirim. Bunların hepsini yakınlaştırabiliyoruz. Peki siz nasıl buldunuz? Bence gayet güzel görünüyor. Şu an bakın ne güzel gülüyorum. Aynı zamanda kendimi de görebiliyorum. Böyle bir özel. Şimdi izlediğiniz kamera tarafında önce ön kameradan başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere kameralarda genellikle evet böyle bir geniş açı alıyordu ama bu kadar geniş açısı alanı daha önce görmediğinizde eminim. 0,7'ye kadar geniş açı alabiliyor. Bu durumda da ne oluyor? Eğer bir grup arkadaşınızla fotoğraf çekmek istiyorsanız yani daha büyük arka manzaranızı almak istiyorsanız burada size çok büyük avantajlar sağlıyor bu telefon. Gerçekten hani şeyi de düşürmüyor. Bazen renk tonu bir tık geri atıyor ya. O çok az fark ediliyor yani geniş açıda. Bence bu oldukça güzel bir özellik. Ekstra olarak telefonunuz 2x'e kadar optik zoom, 5x'e kadar da dijital zoom yapabiliyor. Ön kamerada biliyorsunuz ki zoom yapamıyorduk ve artık bu özellik gelmiş oldu ve bence çok çok güzel bir özellik. Neden? Şundan bahsedeceğim. Tabii vlog modunda da bahsedeceğim bundan ama biz kızlar genelde ayna bulamadığımız zaman telefonumuzun kamerasını açarız ve makyajımızı, yüzümüze falan oradan bakarız. Ama yakınlaşmadığı için bazen detayları kaçırabiliyoruz. Belki bu erkeklerde farklı bir duruma da yol açabilir ama kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Abi açıyorsunuz böyle zoom'u. Çok net bir şekilde yüzünüzü görebiliyorsunuz. Bence bu oldukça güzel bir özellik. Zoom tarafından böyle bahsetmiş olayım. Fotoğrafları, videoları, testleri gördünüz. Vlog modlarını gördünüz. Ön kameranın zoom'unu, arkasını gördünüz. Bence gayet güzel. Bahsetmek istediğim birkaç özellik var. Ben normalde Android telefonların kamerasını çok fazla sevmiyorum ama gerçekten beni aşırı tatmin eden bir kamera. Ya asla yalan söylemiyorum. Yemin ederim. O kadar çok sevdim ki kamerayı. Bu tarafta gece çekimlerinde bir arkadaşım vardı. iPhone'la fotoğraf çektik ve kesinlikle 10 puan önde bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Gece çekimlerinde siz de gördünüz. Aynı zamanda gece çekiminde önde de çok büyük farklar var. Burada da red, yellow, yellow, blue sensör sayesinde gece çekimleri çok daha iyi bir şekilde yer alıyor. Çok fazla kamerayı uzatmayacağım. Çünkü siz de artık gördüğünüz ne kadar iyi olduğunu anlayabilmişsinizdir. İnfluencerların gerçekten işine yarayacak bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi herkesin aklında bir soru var. Evet çok iyi bir kamerası var, o su var, bu su var ama bu telefonun Google hizmetleri yok. Gerçekten buna çok takılıyorsunuz. Şu an büyük ihtimalle ekrana Google servisi yok. Ben bu Huawei telefonu ne yapayım soruları aklınızda bulunuyor. Ama şimdi size canlı canlı gösteriyorum. Bakın her videoda anlatıyorum, yine anlatacağım. Google servisleri Huawei'ler için artık sorun değil. G-Space sayesinde. Şimdi ben ekran videomu alıyorum. Şimdi size canlı canlı gösteriyorum. Sonra görmedim, duymadım, Huawei'de bu yok falan demeyin. App galeriye giriyoruz abi, tamam mı? App galeriye girdikten sonra yukarıda, yukarıya yazacağınız şey G-Space. Yükleye basıyorum arkadaşlar. Bakın hemen iniyor zaten. İnmesini bekliyorum. Hop indi. Kaç saniye? 5 saniye falan. Bakın altta Akutlu Bay yazmış. Huawei Nova 9 SE kullanıyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım. Aç dedim, G-Space'imizi açtık. Başlatalım. İzin verelim. Devam et diyelim. Şimdi izne izin ver. Etkinleştir diyoruz. Uygulamaların yüklenmesine izin ver dedikten sonra tekrar etkinleştir deyip geriye geliyoruz. Bakın. Şu an burada Play Store, YouTube, WhatsApp, Facebook, Messenger, Gmail, Instagram, Google Maps, Meet, Drive yani Google'ın aklınıza gelen her servisini çok rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Mesela şu an Google Maps'i indiriyorum hazırsanız. Üzerine basıyorsunuz. Şu an yükleniyor. Tabii ki oturumu da açmanız gerekiyor. Play Store'dan girdiğiniz için ben de hemen oturumu açacağım. Google hesabımızı açtık ve tüm bilgileri kabul ediyoruz. Daha sonrasında Google haritalar yükle. Hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir telefonunuzu nasıl kuruyorsanız aynı şekilde kurabiliyorsunuz. Şu an indirme bekleniyor Google haritalarda. İndirilirken bahsetmek istediğim bir özellik, App Gallery'den G-Space indirirken herhangi bir reklam görmüyorsunuz. Bunun vurgusunu da yapmak istiyorum. Reklamsız bir şekilde
gayet rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Zaten görüyorsunuz siz de. Google haritalar inerken başka şeylere bakalım. Şimdi Play Store'un içerisinden her zaman kullandığımız Starbucks'ı bakalım indirebiliyor muyuz? Yazdık Starbucks'ı. Bakın şu an indirdiğim Starbucks'a girebiliyorum. Bir Starbucks uygulamam olmadığı için maalesef açamayacağım ama siz görüyorsunuz şu an konumuma izin ver diyorum ve görünüyor. Starbucks'ı gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Google Maps indirmiştik en başında. Bir de Google Maps'e girelim. Google Maps üzerinden istediğinize ulaşabiliyorsunuz tekrardan. Buradan nereye gideyim ben? Beşiktaş'a gideyim. Yol tarifi. Tak. Buldu Beşiktaş'ı. Şimdi Letgo'ya gidelim. Bir de Letgo indirmiştik. Letgo açılıyor. Tabii benim Letgo hesabım olmadığı için şu an gösteremiyorum ama telefonla, Google'la devam et, Facebook'la istediğinizi yapabilirsiniz. Ne almak istersin? Diğer adres. Buradan. Yani görüyorsunuz aslında. Tekrar tekrar kurulum yapmak istemiyorum ama açılıyor. Çok rahat bir şekilde uygulamalar açılıyor. G-Space indirdikten sonra Play Store'dan istediğinizi halledebilirsiniz. Bir de tabii bu telefonun kendi app galerisi var. Bir de oraya gidelim. App Galeri'den de gayet rahat bir şekilde banka uygulamalarınızı, Disney Plus'ınızı, Instagram'ınızı, tüm sosyal medya hesaplarını buradan indirebiliyorsunuz. İlk önce Instagram'dan başlayalım. Bakın yükle diyorum ve bu kadar basit. Bazen akıllarda şey sorusu olabiliyor kullanıcıların. Banka hesaplarında güncellemeler sonra geliyor falan ama bunun için Huawei gerçekten çok fazla uğraşıyor. Emin olun diğer platformlarda bir güncelleme ne zaman geliyorsa bu telefonda da güncellemeler öyle geliyor. Şu an Instagram yükleniyor. Hemen göreceksiniz. Yükle diyorum. Devam et diyorum. Disney Plus indiriliyor. Bir de bir banka hesabı. Kendi kullandığım QNB'yi indirmek istiyorum. İzin ver. Yükle. QNB de şu an iniyor. Disney de indi. Sadece QNB değil, bir banka hesabında şu an şuraya bir banka yazayım. Tüm banka hesaplarınızı İşcep Mobili, Yapı Kredi, Ziraat Mobili de rahatlıkla indirebilirsiniz. Garanti aklınıza hangi banka geliyorsa hepsi App Galeri üzerinden bulunuyor. QNB'ye giriyorum şu an. Tabii ki hesap bilgilerim kendi telefonumda açık olduğu için buraya tek tek giremeyeceğim ama uygulamanın açıldığını sizde görün istiyorum şu an. Açıldı. Böyle görüyorsunuz. Netflix'in de aynı şekilde gayet rahat bir şekilde açılıyor. Güncel değildir. Uyarısı vermiyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Disney Plus'a da, Twitter'a da, Instagram'a da, WhatsApp'a da artık aklınıza hangi uygulama geliyorsa yani daha kaç tane uygulama gösterelim size inandırmak için hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu kadar. Bakın Disney Plus'a da şimdi üye ol dedikten sonra bilgilerinizi girip üye olabilirsiniz. Bence gayet yeterli bir açıklama olmuştur diye düşünüyorum. Sizin için detaylı detaylı G-Space'i inceledik, kamerayı inceledik, her şeyi inceledik. Son olarak bahsetmek istediğim bir özellik var. Bu da telefonun akıllı yaşam özelliği. Peki bu akıllı yaşamda ne var? Akıllı yaşamda telefonunuzda akıllı klasör oluşturabiliyorsunuz. Bu akıllı klasörde büyük bir klasör ve istediğiniz, en sevdiğiniz uygulamaları burada tutabiliyorsunuz. Telefonunuzun aynı zamanda Me Time'ı da bulunuyor. Burada 12 kişiye kadar görüntülü görüşme sağlayabiliyorsunuz. Super Device özelliğini daha öncelerde de anlatmıştık. Cihazları çok kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Sağ üst köşeden aşağı indirirseniz bu özelliği de görebilirsiniz. Dağıtılmış dosya yönetiminde telefonunuzu, belgelerinizi, fotoğrafınızı dizüstü bilgisayarınıza çok rahat bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Zaten Huawei telefonlar, bilgisayarlar birbirleriyle bağlantı konusunda oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Dedikten sonra artık yavaş yavaş kapanışa gelmeliyim çünkü video çok uzadı. Cihazımızın 17.000 TL'lik bir fiyatı var ve bu 17.000 TL'lik fiyatın yanında sizlere ekstradan kampanyalar da sunuyor. Kulaklıklar, saatler, bunları da siz kendiniz göz atabilirsiniz. 17.000 TL verilir mi? Yani bana kalırsa ya birazcık da 15.000 olsa daha makul olacaktı diye düşünüyorum. Ama tabii ki Huawei bunların yanında hediyeler de verdiği için gayet makul bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Ben telefonu çok beğendim. Belki de buna geçebilirim diyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Ben gerçekten yani beğendim demekten artık dilim yoruldu. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Aklınıza gelen tüm soruları yazın. Ben size cevaplayayım. Bizi de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.